sıcak bir salonda bir saat oturduktan sonra kusura bakmayın beni izleyeceksiniz ama yarım saat içinde inşallah bitireceğiz. Öncelikle Yaka 16'yı düzenleyen ekip için sizden bir alkış isteyebilir miyim? Ve biliyorsunuz her konuşmada bir selfie çekiyorum. Twitter'dan paylaşıyorum. Sonra takip sayım artıyor. Bakalım bugün ne kadar artacak takip sayım. Ama önce bir selfie'nizi çekelim. Sanki biraz daha sıkışsak mı sağdan soldan? Yanındakileri alamayacak mı sen? Bize olur. Nasıl olsa boş biraz daha ortaya getirebilirseniz. Hiç olmazsa kalabalık gözüksün, şanımız yiyorsun. Tamam, yoldun mu? Okey. Kenardaki arkadaşlar, siz de içeri. Biraz daha içeriye. Şuraya, sen mi geçiyorsun? Geç. Ben de geçik. Bir de peki. Belli oldu. Bakalım takip sayısı ne kadar artacak göreceğiz. Kontrol. Hemen takip. Peki. Herkes Facebook oluyor herhalde. Facebook'ta böyle altı resimler var. Muhtemelen daha önce gördünüz. İşte arkadaşlarım bunu yaptığımı düşünüyor. Annem bunu yaptığımı düşünüyor. Toplum bunu düşünüyor. Sonunda da aslında ben bunu yapıyorum diye devam eden altlı kareler var. Bunların bir tane Hasan Vatan versiyonu var. Ama çalışmıyor mu? Nereye doğru tutmalıyım? Yeşil de onlara göre açık olmalı. Bunun üzerinden hızlıca geçelim. Ama alttaki yazıları göremiyorsunuz. Bu müşteriler para bastığını zannediyor diyor. Bunu peki görüntüye küçültebiliyor muyuz? Çünkü diğer yerlerde altta yazılar var. Onları görebilmeleri için arkadaşlarım. Çok az bir şey küçültme şansımız var mı resmi? Yukarıdan bu. Projeksiyon yukarıda mı? Tam ekrandan çık. Peki, ben biraz daha fazla anlatırım o zaman. Devam. Yok, bu da çok küçük oldu. Biraz daha. Tamam, peki. Okey, çalıştırabiliriz. Annem çok çalıştığını zannediyor. Rakipler toplantı üstünde toplantı yaptığımı düşünüyor. Çalışanlar yaptığımı düşünüyor. Arkadaşlar Ferrari'de gezdiğimi düşünüyor. Ben aslında oyun oynuyorum. Bunu niye anlatıyorum? Ne iş yaparsanız yapın mutlaka severek, eğlenerek oyun oynar gibi yapın. Başarı arkasından mutlaka geliyor. Onun için bu alt tane slide'ı sizinle paylaştım. Bu arada bugün konuşmaların çoğu kariyerle ilgili galiba. Ama ben kariyer değil de bu yaşam kısmıyla ilgili konuşmuş olacağım. Kusura bakmayın, biraz farklı olacak. Şimdi büyütelim istersen şeyi. Birkaç tane rakam var. Bunların ne olduğunu sorayım size. 382 milyon, 200 milyon, 178 milyon ve 50 bin TL. Ne olabilir bu rakamlar? İşe başladığınız zamanki 50 bin sermaye. Sanki Ferrari fiyatı yok canım. O kadar paraya 382 milyona şey yok. Araba yoksun yani. Yıllık karlı. Henüz değil. 178'in de altında ama şey. Değil o kadar. Şu an toplam maliyet borsa sermaye. Değil. Yok. Vergi borcu. Allah korusun. Peki. 382 milyon Mediamarkt Türkiye'nin ödenmiş sermayesi. Ama 5 sene içinde 382 milyondan daha fazla zarar ettikleri için teknik olarak iflas durumuna düştüler. Bu sene tekrar sermaye arttırdılar ve bu sermaye sıfırlandı. Şu an yine 90 milyona falan düştü sermayeleri yine arttırdıklarıyla beraber.
200 milyon Teknosa'nın sermayesi. 178 milyon Elektrobird vardı. O da battı gitti biliyorsunuz. Yüzce'de yoktu galiba. Evet, Adapazarı'nda falan vardı diye hatırlıyorum. Onların ödenmiş sermayesiydi. Ve 50.000 TL'de Vatan Bilgisayar'ın sermayesi. Rakiplerimiz... Bu kadar büyük sermayelerle bu kadar büyük zararlar ediyorlar. İşte Teknosa'yı biliyorsunuz. Geçen ay açıkladılar, 94 milyon geçen sene zarar etmişler. Rakipler bu kadar paraya rağmen zarar ediyorlar. Biz ise 50 bin liralık sermayemizde hala parasız olarak devam ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Biraz fokus fokus, biraz sihirbazlık. Biraz sonra fokus fokus ve sihirbazlıkları sizlere göstermiş olacağım. Bu arada 50 bin TL bizim kuruluş sermayemiz değil. Bugünkü sermayemiz hala 50 bin TL. Sermayeyi daha fazla arttırmadık. Çünkü yetiyor 50 bin TL'lik sermaye. Çünkü parayla değil, fikirlerimizle iş yapıyoruz. Sunumun adı sihir değildi zaten vardı. Biliyorsunuz sihirbazlar şapkadan tavşan çıkartırlar. Aa deriz ama aslında o tavşan orada vardır. Sadece biz onu görmemişizdir. Aynı şey hayatımızın pek çok yerinde var. Etrafımızda pek çok fırsat var, biz onları görmüyoruz. Onları gördüğümüzde ve hayatımıza kattığımızda bir değer olarak, para olarak geriye dönebiliyor. Onun için sunumun konusu bu. Etraftaki altın fırsatları görüp, değerlendirip hayata katmak. Peki sihirbazlar başlamadan önce şapkamı takayım o zaman. You help me? Ve papyonumu tabii ki, sihirbazların papyonu da olur. Okay, give me that one. And can you pull it? Maybe. Hikayemiz 2002 yılında geçiyor. 2002'de kriz vardı hatırlarsanız. Kriz zamanında büyük bir mağaza açtık. Büyük bir mağaza açarken biliyorsunuz işte kira için para lazım, dekoratör için para lazım, eleman için para lazım, satacak ürünler için para lazım. Bu arada çok sıcakmış, ben vazgeçtim bunlardan. It's too hot, I don't want that. Ve hepsi için para lazım olduğunu düşünüyor. Halbuki bunlar parasız da halledilebiliyor. Nasıl halledilebiliyor? Öncelikle kiradan başlayalım isterseniz. Bedava kira. Bu Topkapı mağazamızın kiralanmadan önceki hali. Dikkat ederseniz o kadar gri renkte ki kimse bunu görmemiş, fark etmemiş ve 12 sene boyunca kiralanmayı bekliyordu burası. Bir bina eğer 12 sene boyunca kiralanmayı bekliyorsa orada iyi bir fırsat var demektir. Gidip mağaz sahibiyle iyi bir pazarlık yapabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya sen buraya işte 100 bin lira istiyorsun ama bak hiç kimse bu parayı vermemiş. Sen de 12 senede cebine bir kuruş para alamamışsın. Gel bunu 40 bin liraya ver, 30 bin liraya ver, düşük bir paraya ver bize. Eyvah. Ve bir an önce para kazanmaya başla dedik. Ve bu şekilde pazarlığı sonlandırıp iyi bir rakam aldık kira için öncelikle. Diğer taraftan tedarikçilerimizin duvarlara verdiği reklamlar aklımıza geldi. Bu İstanbul Ok Meydanı'ndaki reklam, belki görenleriniz vardır. İşte outdoor reklam deniyor bunlara. Firmalar bu duvarları kiralıyorlar ve ürünlerinin reklamını yapıyorlar burada. Veya markaların reklamını yapıyorlar. Ne işe yarıyor bu? Yoldan geçen binlerce kişi Samsung yazısını görüyor orada. Ve beyinlerinde Samsung kalıyor. Ama bugün tablet almak için bir mağazaya gidiyorlar. Oradaki satıcı Lenovo tableti anlatıyor ona. Sonra pazarlık ediyorlar ve Lenovo tableti alıp çıkıyor mağazadan. Eve giderken tekrar bunu görüyor. Tüh ya diyor, Samsung da vardı, niye aklıma gelmedi ki diyor. Ama artık iş işten geçmiş oluyor. Yani bu reklam bir miktar işe yarıyor ama %100 de işe yaramamış oluyor. Firmalara dedik ki sizin nasıl olsa bir outdoor reklam bütçeniz var duvarlara, çatılara verdiğiniz. Bunu herhangi bir binaya vereceğinize gelin bizim binamızın çatısına veya içine verin. Şurada Kodak, Philips, Aidata, Sykesel, HP gibi reklamları görüyorsunuz. Müşteri tam satın alacağı zaman sizin markanızı görsün ve satış anında sizin markanıza yönelsin. Cebinizden çıkacak para aynı. Çünkü Ok Meydanı'ndaki binaya da para vereceksiniz. Buraya da aynı parayı vereceksiniz. Ama bu sizin işinize daha çok gelecek. Bu sayede onları ikna ettik ve reklam yerlerini onlara kiraya vermeye başladık. Bunlardan topladığımız paralar da bizim toplam kiramızı karşıladı ve kiramız bedavaya gelmiş oldu. Üçün beş metrekare bayağı büyük bir yer kiraladık ama dekorasyon lazım buraya. Dekorasyonda da Ankara'daki bir arkadaşım aklıma geldi.
ofis mobilyaları üretiyordu ve İstanbul'da showroom açmayı düşünüyordu. Ama biliyorsunuz, işi büyütmek istiyorsanız mutlaka İstanbul'da bir ayağınız olması gerekiyor. Çünkü ticaretin büyük kısmı İstanbul'da düşünülüyor. Kriz olduğu için de maalesef bu fikrini erteliyor devamlı. Mağaza ofis showroom açmak istiyor ama daha sonra diye erteliyor. Bizim de hatırlarsanız 3-5 metrekare bol bir yerimiz var. Arkadaş bu arada krizleriyle çok fazla iş yapamıyor. Ama iş yapsa da yapmasa da elemanlarının, işte ustalarının maaşlarını ödüyor, kirasını ödüyor, elektriği ödüyor, pek çok giderine katlanıyor. Ona dedim ki, nasıl olsa şu anda ustalarım boş duruyor. Boş duracaklarına gelsinler bizim mağazadan sana bir 250 metrekare yer verelim. Bunun karşılığında bizim ofis mobilyalarımızı, raflarımızı, tezgahlarımızı yapsınlar. Çünkü ben bir masayı satın alırsam 500 liraya satın alabiliyorum. Ama bu masanın sana maliyeti sadece ahşap maliyeti. Çünkü ustaların zaten duruyor, yerin zaten var, ekstra kar etmek zorunda değilsin. Bu ne demek? Sen yaklaşık 5 lira fiyatı İstanbul'da dükkan kiralayabiliyorsun demek. Ve arkadaşım kabul etti bunu. Mobilyalarımızı, raflarımızı, tezgahlarımızı o yaptı. Bizim de bedava dekorasyonumuz oldu. Arkadaşın çoğunluğu oldu. Bir diğer konu çalışan maliyeti. Bu kadar büyük mağaza için eleman lazım. En azından mal çalınmasın diye bile bir sürü adam koymak lazım. Elemanlar da epey bir maliyet. Burada da mal aldığımız firmaların ofislere geldi aklıma. Kriz var, çok fazla iş yapamıyorlar ve elemanları ofiste bütün gün dedikodu yapıyor. Ya diyorlar, çıkartalım bu elemanları ama 2 gün sonra kriz bitecek, yetişmiş eleman bulamayız. Onun için çıkartmayalım diyorlar bu sefer. Çıkartmayınca boşuna ceplerinden maaş ödüyorlar fazladan. Böyle bir kısa döngü içindeler. Onlara dedim ki, fazlalık elemanlarınızı bizim mağazamıza yollayın. Sizin ürünlerinizi tanısınlar. Mesela Samsung bir elemanını yolluyor bizim mağazaya. Müşteri LG televizyon almaya geliyor. Tam LG televizyonlara bakarken Samsung'un elemanının yanına yaklaşıyor. Samsung'un şu özellikleri daha iyi diyor. Ve satışçı Samsung'a çeviriyor. İşte her gün 3-4 tane böyle satışçı çevirirse zaten firmasına kendi maaşından çok kazandırabilmiş oluyor. Bu sayede ofislerinde boş elemanlar bizim mağazamızda promotör dediğimiz sistemle satışlara yardımcı olmaya geldiler. Ve bizim eleman maliyetimizi bayağı bir aşağı çekmemize sağladılar. Şu anda da aklınızda olsun, vatan mağazalarında yaka kartı sarı olan arkadaşlar promotör dediğimiz markaların elemanları. Onlar genelde sadece kendi markalarını övüyorlar. Onun için siz lacivert yaka kartlı arkadaşların dediklerine daha çok inanın. Bu kadar büyük mağazayı stokla doldurmak için de epey para lazım olduğu düşünülüyor. Burada da dağıtıcılarımızın deposu aklımıza geldi. İşte İndeks Arena gibi dağıtıcılarımız var. Halka açık oldukları için belki isimlerini biliyorsunuzdur. Depolarında milyonlarca mal duruyordu krizleriyle. Onlara dedim ki, sizin depo ile bizim mağazayı birbirine bağlayalım internet hattıyla. Ve diyelim ki A yazısından sizde 40 tane varsa 3 tanesini bize verelim, birini rafa koyalım ki müşteri görsün. Satılırsa siz bilgisayar üzerinden satıldığını görün, anında size parasını yollayalım. Satılmaz, sizdeki 37 tane biterse de malı geri yollayalım ve siz mağazasız kalmayın. Bu aslında yüzyıllardır bilinen konsiye sistemi. Ama konsiyede 2 tane dezavantaj vardı. Birincisi, bayi malı satar, parayı vermek için sattığına haber vermez. Halbuki elinde mal biter, haber verse bir tane daha alacak, bir tane daha satacak, daha çok kazanacak ama o para kendisini zanneder ve haber vermez. Boş boşa ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü satılamış olur. Firmada malı satıldığı halde ana firma oraya almış olur. İkinci dezavantaj da bayinin elinde 3 tane mal vardı, hiç satamaz. Ana firmadaki 37 tane biter, malı ister geriye. Bayi der ki, ya şimdiye kadar satamadım ama merkezde var diye satamamıştım. Şimdi orada olmadığına göre artık satabilirim der, malı geri vermez. Ama belki o mal zaten o bölgede satılmadığı için satamıyordur. Yine de satamaz, boşuna mal satılamamış olur. Biz bir internet bağlantısı, ikincisi de geri verme sözüyle konsiyenin 2 dezavantajını yok etmiş olduk ve ürünleri para bağlamadan mağazamızı alabilmiş olduk. Böylece ürünler içinde, stoklar içinde paraya gerek kalmadı. Mağaza hazır, dekorasyon hazır, elemanlar var, mallar var. Tabii reklama ihtiyaç var çünkü böyle bir yer olduğunu duymak lazım ki insanlar gelsinler ve alışveriş yapsınlar. Burada da gazeteler aklıma geldi. Biliyorsunuz gazeteler reklamda yaşıyorlar. Reklam sattıkça para kazanıyorlar ama kriz zamanlarında da kimse çok fazla reklam vermek istemiyor. Ama onlar reklam satsalar da satmasalar da yazarlarına maaşlarını ödüyorlar, elektrik paralarını ödüyorlar, işte
Baskı makinelerinin genelde leasing dediğimiz kiralama sistemiyle alıyorlar. Aylık leasing kiralarını ödüyorlar. Pek çok giderek katlanıyorlar. Onlara bir teklifle gittim. Dedim ki, benim için gazetenize ilave bir tane sayfa ekleyin. Bunun size maliyeti sadece kağıt ve mürekkep. Çünkü gazete 32 sayfadan 34 sayfaya çıktığında sizin kiranız artmayacak, yazara daha fazla maaş vermeyeceksiniz, leasing bedeliniz artmayacak. Artan iki şey var, kağıt parası, mürekkep parası. Dolayısıyla siz bana bir sayfayı 10 bin liraya veriyorsanız, bu mantıkla düşündüğünüzde 5 bin liraya bile verseniz iyi para kazanıyorsunuz. Üstelik de 5 bin liraya verdiğinizde ben senede 10 tane ilan çıkmak yerine 100 tane ilan çıkabileceğim ve benden epey para kazanacaksınız. Diğer taraftan da ben bu kadar reklam çıktığımda rakipler de reklam çıkmak zorunda kalacaklar. Onlara yine 10 liradan satın ve oradan da para kazanmaya başlayın. Çünkü normal durumda reklam çıkmıyorlar ama ben çıkmaya başlayınca mecburen çıkacaklar. Çünkü genelde şöyle bir şey vardır. Rakip ilan çıkarsa insanlar korkar, eyvah pazar elden gidiyor diye reklam vermeye başlarlar. Herhalde televizyonlarda görüyorsunuz. Bir terlik firması reklam veriyor. Arkasından bütün terlik firmaları reklam veriyor. Yani hangi sektörden bir reklam başlarsa aynı sektörden birkaç reklamın arkasından gelmeye başlıyor. Niye reklam çok işe yarıyor diye değil. Biraz korkudan, biraz pazar elden gidiyor kaygısından. Aynı sektördeki diğer rakiplerde reklam vermeye başlıyorlar. Burada da aynı şey olacak dedim. Ben bu kadar reklam çıktığımda mutlaka rakiplerde reklam çıkacak. Bana belki 5'e satacaksınız, benden az kazanacaksınız ama rakiplere 10'dan satıp para kazanmaya başlayabilirsiniz dedim. Ve bu şekilde yarı fiyatına yerleri aldık. Diğer taraftan mal aldığımız markalar da reklam verdiklerinde 10 bin liraya veriyorlar. Diyelim ki Pfizer firması bu reklamı veriyordu ve 10 bin lira para veriyordu gazeteye. Onlara dedik ki, siz gazeteye 10 bin lira vereceğinize gelin bu reklamı birlikte çıkalım. Göremiyorsunuz ama altında vatan yazıyor şu anda. İçine fiyat koyalım. Bu reklamı sizin gazeteye ben yollayayım. Siz bana 5 bin liralık mal verin. Gazeteye verseydiniz 10 bin lira verecektiniz. Nakit para verecektiniz veya işte 1-2 aylık ödeme yapacaktınız. Bana para da vermiyorsunuz. Mal olarak veriyorsunuz. Ve yarısını 5 bin liraya veriyorsun dedim. Tabii çok hoşlarına gitti ve kabul ettiler. Bir tek Acer değil, tüm markalarda bunu yaptık. Ben de reklamı 5'e aldığım için reklam bana bedava vermiş oldum. İnşallah büyüyünce olacak. Bu arada 2002 yılından beri bu ucuz fiyatlarımız nedeniyle gazetelerde en çok reklam çıkan firma biziz tüm sektörlerde. Bu eski tarihli bir sıralama ama şu anda da muhtemelen yaklaşık aynı olabilir. İşte Vatan 328.000 santimden üstteyken Arçelik 170.000, Türksel 160.000 santim reklam vermiş. Gerçi onlar biraz da televizyon kanalı sevdikleri için o tarafa gidiyorlar. Ama asıl şey bizim reklamları ucuz almış olmamız ve bundan dolayı bol bol bedava reklam çıkıyor olmamız. Bu kadar reklam çıkarken reklam ajansları geliyorlar ve diyorlar ki Hasan Bey, Türkiye'nin en çok reklam çıkarmış sizsiniz. Ama reklamlarınızın tasarımları rezalet. Hangi ajans yapıyor diyorlar bu çalışmayı. Onu bırakın da bize çalışın diye soruyorlar. Ben yapıyorum diyorum tasarımları. Bir anda konuşma bitiyor tabii. Ama bir ajans, iki ajans, üç ajans hepsi aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla bu doğruluk payı var dedim bunda ve bu sefer ben ajansları çağırıp pazarlık etmeye başladım. İşte aylık bedel istiyorlar. 1-20 bin TL istiyor, 1-20 bin dolar istiyor, 1-30 bin TL istiyor. Farklı farklı rakamlar istiyorlar. Bu arada yine bir altın fırsat fark ettim. Görüştüğümüz ajanslardan biri gazete reklamlarında, televizyon reklamlarında Türkiye'nin ilk üçü içinde ama gazete reklamlarında 10. sırada. Kaç kişi çalışıyor diye sordum. Muhtemelen daha az çalışanı vardı ama hava atmak için 100 kişi çalışıyor dedi. Ya dedim zaten iş yok bu arada, ne yapıyor bu kadar adam, 100 kişi? Hiç sormayın Hasan Bey, bütün gün boş yatıyorlar diye ağzından kaçırdı. Ya dedim boş yatıyorlarsa bizim reklamı bedava bile yaparlar herhalde. Nasıl ya dedi, bedava mı istiyorsunuz reklamları? Yok dedim, bedava istemiyorum. Üzerinde bir de 100 dolar para istiyorum. O niye? Çünkü dedim, benimle çalıştığınızda gazete reklamında sizi birinci sıraya taşıyacağım. Bunun da bir karşılığı olması lazım. Dolayısıyla 20 bin TL para isterken, üstte 100 dolar ben ondan para istedim. Ve ajanslar da biliyorsunuz çılgın oluyorlar, kabul ettiler. Böylece dünyada ilk kez ajanslar üstte para alan Nobel olacaktım ki hayata geçiremedik. Gazeteler korktular fiyatları ölümlü ajans diye ve hayata geçiremedik. Yoksa üstte her ay 100 lira para alacak. Sadece bedava değil, bir üstte para almış olacak. Peşin fiyatına vade diye bir yalan var. Belki siz de duyuyorsunuz.
Herkes bandır bandır reklam ediyor. Peşin fiyatına vade, peşin fiyatına vade. Ama biz bu kampanyaya çıkana kadar o bir yalandı. Niye yalandı? Diyelim ki Arçelik bir tane buzdolabı üretiyor. Diyorlar ki işte 1500 lira mal ettik, bayiye 1800 liraya verelim. Bayi de 200 lira kazansın, 2000 liraya satalım diye plan yapıyorlar. Sonra pazarlama müdürü devreye giriyor. Diyor ki 2000 lira nakit dersek diyor, kimsenin cebinde nakit para yok. Alamazlar diyor. Biz en iyisi 2300 lira nakit diyelim. Sonra da peşin fiyatına vade diyelim diyorlar. Fiyatı 2300 liraya çıkartıyorlar. İçinde 1300 lira bizim görmediğimiz vade farkı oluyor. Sonra da işte peşin fiyatına vade diye ilan çıkmaya başlıyorlar. Veya işte Opel yeni model bir araba çıkartıyor. Eski modelin fiyatını 60.000'den 57.000'e düşürmek istiyorlar. Yine pazarlama müdürü devreye giriyor. Yani ikinci elin fiyatlarımız uçar diyor. Fiyatı aşağı çekmeyelim. Onun yerine diyor peşin fiyatına vade yapalım diyor. Biz yine peşin fiyatına vade aldık sen diyor. Sen diyor ki 60'lık fiyat zaten 57'ye düşecekmiş. Yani içinde bir gizli vade farkı yine var orada. İlk defa tüm ürünlerde gerçek anlamda peşin fiyatına vadeyi biz yaptık. O zaman 4 taksitle başlattık ama sonra 12 taksitle kadar yükseldi bu. Nasıl yaptık bunu? Kredi kartı firmalarının da reklama ihtiyaçları vardı ve onlar bizim sektöre göre daha da pahalı reklam çıkıyorlardı. Mesela bizim sektör 10 bin liraya çıkıyor, ben 5 bin liraya çıkıyordum ya ilanı. Onlar 20 bin liraya çıkabiliyorlardı ilanı ve genelde de imaj ilanları çıkıyorlar. Ama imaj ilanı çıktığı zaman satışa dönüyor mu, dönmüyor mu, ne takip edebiliyorlar? Genelde de dönmüyor zaten, sadece insanların kafasında kart finans kalabiliyor. Bizim de hatırlarsanız reklamlarımızı Figaro diyordu. Burada aşağıda hiçbir yazıyor ama göremiyorsunuz. Evet, Packard ödemiş parayı ve HP'ye bir reklam çıkmışız. Kart finans dedik ki reklamlarımızı üst kısmında seni kullanalım. Müşteriye peşin fiyatına 4 ay vade verelim. Müşteri World Card'la, Boros Card'la gelirse tek çekim alıyor malı veya nakit alıyor malı. Sizin kartla gelirse 4 taksit avantajı olsun. Dolayısıyla cebinde kart finansı olan herkes sizin kartı kullanmayı seçecekti ve satışlarınız artacaktı dedik. Tabii ki burada 4 taksitin bir vade farkı var. Bunu da dedik, reklam bütçenize sayın. Yani ki böyle 100 tane reklam çıksaydınız siz kaç lira para verecektiniz? Atıyorum 600 bin lira para verecektiniz. Bu vade farkları 600 bin liraya gelene kadar bu kampanyayı gözelim, sonra durdururuz diye başlattık. Ve peşin fiyata 4 ayda Türkiye'nin ilk gerçek anlamda peşin fiyatına vadeli kampanyası böyle başlamış oldu. Onlar için iyi oldu. Reklam müşteri hem daha da avantajlı olarak kullanmış oldular. Biz de müşterilerimize peşin fiyatına vade vermiş olduk. Bir başka bedava hikayemiz, hızlı gidiyorum sıcak erimeyin diye. Bedava uçak bileti hikayesi. Bilhassa kış aylarında uçakların pek çok koltuğu boş oluyor. Ve havayolu firmalarının reklama ihtiyaçları var. Ama uçak boş da olsa, dolu da olsa pilota maaşını ödüyorlar, uçağın kirasını ödüyorlar, tüm giderlerine katlanıyorlar biliyorsunuz. Bizim de reklamlarımızı Figaro ödüyordu. Burada LG ödemiş mesela, LG binlerine çıkmışız. Onur Bey'e dedik ki, sen dik satabildiğin biletlerini sat, satamadıklarını bize ver, müşterilerimize hediye edelim. Müşterilere de şunu sunduk, 1000 dolarlık alışveriş yaparsanız gidiş dönüş uçak bileti veriyoruz size dedik. Reklamımız zaten bedavaydı. Bedava olan reklamın üst kısmını onlar için kullandık. Ve bunun karşılığında 7000 tane bilet alıp müşterilerimize paylaştık. Gördüğünüz gibi yine kazan kazan var burada. Havayolu firması kazanıyor. Boş koltuğun yerine 100 tane reklam alıyor. LG kazanıyor çünkü yanında promosyon olduğu için satışları daha çok artıyor. Müşteri kazanıyor. Bir televizyon alırken bile uçak bileti almış oluyor yanında. Vatan zaten kazanıyor. Bir başka çok yaşa kampanyamız bedava ürün kampanyası. Bizler insanlar olarak pek çok şeye para harcıyoruz. İşte elektrik, kira, ADSL, giyim, gıda, akaryakıt, aklınıza gelen pek çok şeye para harcıyoruz. Bunların bir kısmını nakit olarak ödüyoruz. Genelde kiraları nakit veya vade olarak ödüyoruz. Bir kısmını A Bankası'nın kredi kartı, bir kısmını B Bankası'nın kredi kartı, bir kısmını C Bankası'nın kredi kartı ödüyoruz. Bankalar da insanlar kendi kartlarını kullansınlar diye promosyonlar yapıyorlar. İşte diyor ki 4 defa akaryakıt alırsan diyor 40 lira vereceğim sana diyor. 5 defa market alışverişi yaparsan 50 lira vereceğim diyor. İşte 75 liralık alışveriş yaparsan 1000 çeyrek milli piyango bileti hediye edeceğim diyor. Onların da bir promosyon bütçeleri var bu için. İkisini bir araya getirdik ve müşterilere dedik ki zaten yaptığınız harcamaları 12 ay boyunca kart finansla yapacağınıza söz verin. Mesela birinizin babası ayda 10 bin lira harcıyorsa ben bu 10 bin lirayı her ay kart finansla harcayacağım derse
Ona baştan 5000 liralık bir ürünü hediye olarak verdik. Veya arkadaşlarımızdan biri ayda 400 lira harcıyorsa, ben 400 lirayı kart finansla harcayacağım diye söz verdiğimde ona 200 liralık bir ürünü baştan hediye olarak verdik. Dolayısıyla bankaların promosyon bütçesiyle bizlerin para alışkanlıklarını bir araya getirdik. Yine iki altı fırsat birleşti ve sonunda vatan kazandı. Tabii parasını da bankadan alıyoruz bunları. Çünkü onlar zaten promosyon harcayacaklardı bu parayı. Promosyon yerine bize vermiş oldular bu parayı. Bir başka bedava hikayemiz var. 10 markadan notebook sattığını düşünün ve yılda 200-300 bin tane notebook satıyoruz. Birinden 20 bin, birinden 30 bin, birinden 40 bin yılda notebook satıyoruz. Bu 20 bin sattığımız firmaya diyoruz ki markaya, geçen sene diyoruz senin 20 bin tane notebook'unu satmışız. Bu sene kaç tane satmamızı bekliyorsun? Diyor ki, pazar diyor %50 büyüyor. Vatan pazardan daha da fazla büyüdüğüne göre %30 büyüyse 26 bin tane satabilirsiniz diyor. Peki diyoruz, 26 bin tane yerine 50 bin tane satarsak bir Ferrari alır mısın? Düşünüyor, 20 binden diyor 50'de çıkması mümkün değil diyor vatanın. Hadi diyor bir mucize oldu çıktı diyor. Zaten diyor 30 bin tane karıyla diyor ben Ferrari'den daha fazla kazanıyorum. Onun için iddiayı kabul ediyor. Arkasından biz 40 büyüyüp 420 bin tane satıyoruz. 10 markaya gördüğümüzde marka başına zaten 42 bin tane düşüyor. Bir de müşteriler mağazaya ilk girdiklerinde o markaya öne çıkardığımızda rahatlıkla 50 bin tane satılabiliyor. Ve Türkiye'de her gün Ferrari'ye işe girip gelen sadece işte Hasan Vatan oluyor. Bedava ya. Böylece onlar da kazanıyor, ben de kazanıyorum ve bedava Ferrari hikayesi buydu. Bu arada arkadaşlar hep şeyi soruyorlar, Ferrari çok yakıyor mu diye. Evet çok yakıyor, kilometrede 1 lira yakıyor Ferrari ve öbür arabalara göre neredeyse 3 katı fazla. Ama Ferrari'nin durması gitmesinden daha pahalı. Çünkü İstanbul'da bir yerden bir yere 20 kilometre, işte 20 liralık benzin yapıyorum. Ama durduğum zaman valiye en az 50 lira vermek gerekiyor. Onun için Ferrari'nin durması gitmesinden daha pahalı. Bu nedenle de önce vale sponsoru buldum. Benzin daha ucuz diye benzin sponsoru daha sevdim. Ve dediğim gibi parayla değil, güvenliğimizle, fikirlerimizle büyüyen bir firma olduk. Birkaç tane de kamera arkası görüntü var, onları paylaşmak istiyorum sizinle. Şubat'ta Sevgililer Günü, Mart'ta Kadınlar Günü, Mayıs'ta Anneler Günü, Haziran'da Babalar Günü, her ay bir tane gün var. Ve hep bu günleri yabancılar bulmuşlar biliyorsunuz. Baktık, Nisan ayı boş. Dedik ki 30 Nisan'ı Dünya Kankalar Günü yapalım. Ve o gün kankasıyla gelenlere indirimler, hediyeler veriyoruz. Yavaş yavaş da duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah sizler de biraz daha duyurursunuz. Vatan olarak herkesin yaptığınız tersini yapmayı seven firmayız. Buna örnek bir ilanımız var şimdi. Sevgililer gününde sevgilisi olmayanlara indirim veriyoruz. Çünkü etrafa bakınca 5 kişinin sevgilisi varsa 15 kişinin yok. Yani orada daha büyük bir pazar var ve tüm rakiplerimiz o ilk 5 kişiye saldırıyorlar. Üstelik böyle işte kartlı marklı bir ilan verince zaten herkes geliyor ve 20 kişinin yani potansiyel herkesi yakalamış oluyoruz. Bu fotoğrafı belki hatırlayacaksınız. Yeşilköy Semt Pazarı'nda tezgah açtım. Ve babalara notebook, bebelere notebook diye bağırdım. Amaç notebook satmak değildi, zaten çok satılamadı. Ya 6-7 tane satabildik. Amaç notebook fiyatları o kadar düştü ki artık pazarda bile satılıyor diye haber yaptım baktı. Gerçekten de çok başarılı oldu. 65 yerde haberimiz çıktı. Bu fotoğraf Hürriyet'in manşetin üzerinde çıktı. Pek çok gazetede ana sayfada çıktık. Kanal D'de ve Star'da 8'deki haberlere çıktık. Ve bayağı bir ses getirdi. Tek şey arkada böyle bayan iç çamaşırı görüyor musunuz? Ama pazar zaten değil mi? Olur bu. Yani normal. Belki daha iyi. Tam pazar olduğunu anlatmış fotoğraf. Bir de notebook açısından kötü bir şey oldu. Notebook'un imajını bayağı bir aşağıya çekmiş olduk. Ne yapalım da bu imajı yükseltelim derken dedik ki notebook'u gece hayatına sokalım. Nasıl yapalım? Sorti'de notebook festivali düzenlemeye başladık. İşte modellerimiz notebooklarla gezdi.